Merhaba değerli arkadaşlar, Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf fen bilimleri 3. ünite kuvvetin ölçülmesi ve sürtünmenin geniş özetini sizlere sunmaya çalışacağım. Videolarımızdan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup ana sayfada yer alan zil resmine tıklamanız gerekiyor. Hazırsanız 5. sınıf fen bilimleri 3. ünite kuvvetin ölçülmesi ve sürtünmenin geniş özetine başlayalım. Bu ünitemizde neler öğreneceğiz arkadaşlar? Kuvveti, kuvvet çeşitlerini, kuvvetin ölçülmesini, sürtünme kuvvetini, su direncini ve hava direncini ne yapacağız arkadaşlar? Hep beraber öğreneceğiz. Evet, isterseniz 3. ünite kuvvetin ölçülmesi ve sürtünmenin geniş özetine başlayalım. Hareketsiz cisimleri harekete geçirebilen, hareketli cisimleri hızlandırabilen, yavaşlatabilen veya durdurabilen, cisimlerin hareket yönlerini ve şekillerini değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Geçen seneki fen bilimleri dersimizde ne yaptık biz? Kuvvetin tanımını öğrenmiştik. Kuvvet ne yapıyordu? Cisimler üzerinde yön değiştirme, şekil değiştirme gibi etkilere sebep oluyordu. Kapıyı açıp kapatırken, oyun hamuru oynarken, saçlarımızı tararken ve yazı yazarken kuvvet uygularız. Bu örnekler fiziksel temas gerektiren kuvvete örnek olarak verilebilir. Çünkü arkadaşlar biz cisimleri hareket ettirebilmemiz için mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Kuvvet uygulamamız gerekiyor. Bu saydığımız örnekler fiziksel temas gerektiren kuvvete örnekmiş. Bir mıknatısı demir tozlarına yaklaştırdığımızda ise mıknatısın demir tozlarını çektiğini gözlemleyebiliriz. Burada mıknatıs demir tozlarına çekme kuvveti uygulamıştır. Bu kuvvete fiziksel temas gerektirmeyen kuvvet deriz. Ağacın dalındaki elmanın belli süre sonra yere düşmesi, kağıt parçalarının sürtünen balona doğru çekilmesi bu kuvvete örnek olarak verilebilir. Demek ki arkadaşlar kuvvetin iki çeşidi varmış. Birincisi temas gerektiren kuvvet. Bunlar itme kuvveti, çekme kuvveti, kaldırma kuvveti, kas kuvveti, rüzgar kuvveti, sürtünme kuvveti, hava direnci, bir de ne vardı? Su direnci vardır. Bunlar hepsi temas gerektiren kuvvetlere örnektir. Bir de ne vardı kuvvetten? Temas gerektirmeyen kuvvet çeşitleri vardı. Bunlar işte manyetik kuvvet yani mıknatıs kuvveti, yer çekimi kuvveti, elektriksel çekim kuvveti ve elektriksel itme kuvveti. Yani bir tarağı yün bir kazağa sürttüğümüzde kağıt parçalarına yaklaştırdığımızda ne oluyordu? Kağıt parçalarını çekiyordu. Bunlar hepsi neydi? Temas gerektirmeyen kuvvete örnekti. Demek ki kuvvet çeşitleri ikiymiş. Birincisi temas gerektiren kuvvet, diğeri ise temas gerektirmeyen kuvvet. Kuvvetin etkisiyle şekil değiştiren ve kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski haline dönebilen cisimlere esnek cisimler denir. Yay, sünger, lastik ve benzeri cisimler esnek cisimlere örnek olarak verilebilir. Kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin esnek cisimler üzerindeki etkilerinden faydalanılarak ölçülebilir. Demek ki arkadaşlar biz kuvvetin büyüklüğünü ölçebiliyoruz. Bunun için de esnek cisimlerden ne yapıyoruz? Onların cisimlerin esneme özelliğinden faydalanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçebiliyoruz. Evet. Kuvveti ölçen alet dinamometredir. Evet. Yandaki resimde gördüğünüz gibi biz kuvveti dinamometre ile ne yapıyoruz? Ölçüyoruz. Dinamometreye kuvvet ölçer de denir. Dinamometrenin içinde sarmal yay vardır. Evet, gördüğünüz gibi resimde sarmal yay var. Az önce ne demiştik biz? Kuvvetin büyüklüğünü biz cisimlerin esneme özelliğinden faydalanarak ölçüyorduk. Dinamometrelerde de ne var? Yaylar var. Yaylar esneme özelliğine sahip maddelerdi. Dinamometrelerde de demek ki cisimlerin esneme özelliğinden yararlanarak ne yapıyoruz? Dinamometreleri yapıyoruz ve kuvvetin büyüklüğünü bu sayede ölçebiliyoruz. Dinamometrenin içinde sarmal yay vardır. Uygulanan kuvvet yayın uzamasına sebep olur.
Kuvvet ne kadar büyük olursa yaydaki uzama da o kadar fazla olur. Yaydaki uzama miktarına göre ölçüm yapılır. Düşünün, bu dinamometre ucuna ne yapıyoruz biz? Bir yük takıyoruz. Yük taktığımız zaman bu yaya ne olacaktır? O yük kuvvet uygulayacaktır ve yay birazcık uzayacaktır. İşte bu yayın uzama miktarına göre de ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz kuvvetin büyüklüğünü ölçüyoruz. Dinamometrelerde ölçüm yapmak için eşit bölmelendirilmiş ölçüm çubuğu veya gösterge bulunur. Evet, bu dinamometrelerde de gördüğünüz gibi bölmeler var ve üzerinde de bu kuvvetin büyüklükleri yazıyor. Evet, gördüğünüz gibi 0, 2, 4, 6, 8, 10 diye gidiyor. İşte burada da 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor ve eşit olarak ne olmuş? Bölmelendirilmiş. Dinamometre ile ölçülen kuvvet değerinin birimi Newton olarak ifade edilir. İngiliz bilim insanı Isaac Newton'ın bilime yaptığı katkılardan dolayı kuvvet birimine Newton denmiştir. Evet, burada gördüğünüz gibi bizim kuvvetin büyüklüğü var. Bu büyüklüğü biz birim olarak ifade ederken demek ki neyi kullanıyormuşuz? Newton'ı kullanıyormuşuz. Newton N harfi ile gösterilir. Dinamometrelerde kullanılan esnek cisimlerin belli bir esneme sınırı vardır. Dinamometrelerin üstünde ölçebilecekleri en büyük kuvvet değerleri yazılır. Çünkü arkadaşlar, bu dinamometrelerde ne demiştik biz? Esnek cisimler kullanılıyordu. Bu esnek cisimlerinde yayların belirli bir yük taşıma kapasitesi var. Bu taşıma kapasitesi de arkadaşlar dinamometrelerin üzerinde yazar. Evet, burada gördüğünüz gibi iki tane dinamometre var. Birisi 10 Newton'luk, birisi ise 5 Newton'luk. Birinci dinamometreye baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerinde ne yazıyor? 10 Newton yazıyor. Demek ki bu dinamometremiz bizim 10 Newton'luk kuvveti ölçebiliyor. Daha fazla kuvvet uyguladığımız zaman ne oluyormuş? İçindeki yay zarar görüyor arkadaşlar. Kullanılamaz hale geliyor. Diğerine bakıyoruz, 5 Newton'luk, bu da aynı şekilde bu dinamometremizde 5 Newton'a kadar ne yapıyor? Kuvvetin büyüklüğünü ölçüyor. Daha fazla yük bindirirsek, daha fazla kuvvet uygularsak ne olur? Bu dinamometremizde kırılır. Bunlar önemli. Çünkü dinamometreler yayların esneme özelliğinden kullanılarak yapılmış. Sadece yayların demeyelim de maddelerin. Çünkü bazılarında yay değil başka maddelerde kullanılabilir. Plastik de kullanılabilir yani. Cisimler temas ettikleri yüzey ile etkileşim içindedir. Örneğin top oynarken yerde duran topa itme kuvveti uygulandığında top bir süre hareket eder, sonra yavaşlayarak durur. Cisimle temas ettiği yüzey arasında oluşan ve cismin hareketini zorlaştıran kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme temas gerektiren bir kuvvettir. Cismin hareket yönüne ters yönde etki eder. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araba ne oluyor? Gaza bastığımız zaman gidiyor ama giderken de yerle temas halinde, yüzeyle yani yolla temas halinde ne oluyor? Bu yüzey arabanın hareketini zorlaştıran bir kuvvet uyguluyor. Bu kuvvete biz ne diyoruz? Sürtünme kuvveti diyoruz. Sürtünme kuvveti hareket yönüne, cismin hareket yönüne ne oluyor? Ters yönde etki ediyor. Yani arabanın burada ne oluyor? Hızlı gitmesini engellemeye çalışıyor burada gördüğünüz gibi. Arabada gaza basıyoruz. Gazdan ayağımızı çektiğimiz zaman belli bir süre sonra ne olacaktır? Bu araba duracaktır. Bunun sebebi demek ki neymiş? Sürtünme kuvvetiymiş. Sürtünme kuvveti de demek ki cisimlerin hareket yönüne tam ters yönde ne yapıyormuş? Etki ediyormuş. Halı, keçe, kumaş, toprak, çim saha ve zımpara kağıdının yüzeylerinde girinti ve çıkıntılar fazladır. Böyle yüzeylere pürüzlü yüzeyler denir. Cam, buz, porselen, mermer, beton, fayans ve kuşe kağıt gibi yüzeyler daha az girinti ve çıkıntıya sahiptir. Bu yüzden böyle yüzeylere kaygan yüzeyler denir. Pürüzlü yüzeylerdeki sürtünme kuvveti kaygan yüzeylere göre daha fazladır. Bu yüzden pürüzlü yüzeylerde cisimler daha zor hareket eder. Hava ortamında hareket eden cisimler ile hava arasında sürtünme kuvveti vardır. Havanın cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine hava direnci denir. Örneğin salıncakta sallanan bir çocuğun bir süre sonra yavaşlayıp durmasının sebebi de hava direncidir. Cismin havayla temas eden yüzeyi ne kadar genişse hava direnci de o kadar fazla olur.
Günlük hayatta hava direncinin bu etkisini arttırmaya veya azaltmaya çalıştığımız durumlar vardır. Paraşütlerin yüzeylerinin büyük olmasının sebebi hava direncini arttırarak paraşütçünün yere yavaş ve güvenli inmesini sağlamaktır. Uçakların ve arabaların ön kısımlarının sivri olmasının sebebi de hava direncini azaltarak hızlı gitmelerini sağlamaktır. Demek ki arkadaşlar sürtünme her yerde var. Az önce sürtünmeden bahsetmiştik. Sürtünme neydi? Cismin yüzey ile etkileşime girdiğinde ne oluyordu? Cismin hareketini zorlaştıran bir kuvvet uyguluyordu. Bu kuvvete biz ne diyorduk? Sürtünme kuvveti diyorduk. Sürtünme kuvveti demek ki havada da oluyormuş. Uçakların, savaş uçaklarına baktığımız zaman ön kısımlarının sivri olmasının sebebi neymiş demek ki? Hava direncini azaltarak uçakların daha hızlı gitmelerini sağlamaktır. Paraşütlerin yüzeylerinin geniş olmasının sebebi de neymiş demek ki? Havadaki sürtünme kuvvetini arttırarak, hava direncini arttırarak paraşütçünün yere güvenli bir şekilde inmesini sağlamaktır. Demek ki günlük hayatımızda biz hava direncini ne yapıyoruz? Bazen arttırıyoruz, bazen azaltarak ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Hava direnci demek ki bizim için yararlı bir şey. Tıpkı hava gibi sıvılar da sıvı içinde hareket eden cisimlere bir kuvvet uygular. Suyun cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine suyun sürtünme kuvveti veya su direnci denir. Su direnci cisimlerin suya temas eden yüzeylerinin büyüklüğüne bağlıdır. Yüzeyin büyüklüğünün artması su direncini artırır. Dalgıçların kullandıkları özel kıyafetler, gemilerin ön kısımlarının V şeklinde olması suda yaşayan canlılardan esinlenerek su direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Demek ki suda da ne varmış arkadaşlar? Bir direnç varmış, sürtünme varmış. Ve biz bazı durumlarda bu sürtünmeyi azaltmaya çalışıyoruz. Örneğin gemilerin ön kısmının sivri olmasının veya V şeklinde olmasının sebebi de neymiş? Su direncini azaltıp geminin hızlı bir şekilde yol almasını sağlamakmış. Evet, bir de bu ünitemizde bilim kahramanları var arkadaşlar. Bunlarla ilgili de belki size soru çıkabilir diye bu bilim kahramanlarından da kısa kısa bahsetmek istiyorum. Birinci bilim kahramanımız Isaac Newton. 1642-1727. İngiliz bilim insanı Isaac Newton, matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi bilim dallarında sayısız çalışmalar yaptı. Dünyadaki ve gökyüzündeki nesnelerin hareketini incelemiştir. Modern fiziğin en önemli yasalarından hareket yasalarını ortaya koymuştur. Kütle, kuvvet gibi kavramları açıklamıştır. Yer çekimini bulmuştur. Evet, Isaac Newton temas gerektirmeyen kuvvetin en büyük örneği olan yer çekimi kuvvetini ne yapmıştır? Bulmuştur. Bunun bir hikayesi var, belki biliyorsunuzdur. İşte Isaac Newton bir gün bir ağacın altında oturuyor ve kafasına elma düşüyor. Ve elmanın hiçbir kuvvet uygulamadan yere nasıl düştüğünü araştırıyor. Ve böylece de ne yapıyor? Yer çekimi kuvvetini buluyor. Diğer bilim kahramanımız Hezarfen Ahmet Çelebi. 1609-1640. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış önemli Türk bilginlerindendir. Yapay kanatlar takarak uçabilen ilk insan olarak tanınır. Çok yönlü bir bilim insanıdır. Bu sebeple kendisine çok fazla şey bilen anlamında Hezarfen ismi verilmiştir. Kuşların kanat yapılarını taklit ederek yaptığı yapay kanatlarını takıp Lodos rüzgarını da arkasına alarak halkın huzurunda yaptığı uçuş denemesinde başarılı olmuştur. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar yaklaşık 3500 metre uçmuştur. Ve imparator da ne yapmıştır? O dönemki padişah kendisini ödüllendirmiştir. Bir diğer bilim kahramanımız ise Vecihi Hürkuş. 1896-1969. Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden biri olan Vecihi Hürkuş, uçak tasarlayıp üreten ilk Türk'tür. Aynı zamanda mühendis ve pilot olan Vecihi Hürkuş, İstanbul'da doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı'na ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. 1925 yılında ilk Türk uçağını yapmıştır. Vecihi K-6 adını verdiği uçağını başarıyla uçurmuştur. 1930 yılında ikinci uçağı Vecihi K-14 ile İstanbul'dan Ankara'ya uçuş denemesi yapmış ve başarılı olmuştur.
1931 yılında Türk Hava Kurumu'nun yararına uçağıyla Türkiye turu yapmıştır. 1954 yılında ilk sivil havacılık şirketini kurmuştur. Evet, bu bilgimizle beraber 5. sınıf fen bilimleri 3. ünite kuvvetin ölçülmesi ve sürtünmenin geniş özetini bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir başka eğitici videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.